Futbol, Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde artık Lyon maçı var. Oraya doğru odaklandı Beşiktaş. Ama sıkıntılı bir karşılaşma. Çünkü kaleci konusunda yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Ersin Destanoğlu'nun yetişme ihtimali var. Bugün basın toplantısında Van Bronckhorst da bir umuttan bahsetti ama yetişemezse de Göktuğ Baytekin kalede yer alacak. Genç 19 yaşında bir delikanlı. Şu ana kadar sadece 4 maçta o 4 hazırlık maçında oynadı herhangi bir resmi maçta A takım formasını giymedi. Böyle bir kaleciyle çıkmak durumunda. Şimdi tabii ki önceliği buraya verelim. Buradan devam edelim. Sonrasında biraz da size Olimpik Lyon hakkında bilgi verebiliriz. Ondan da biraz bahsedelim. Tehlikeli oyuncuları kimler? E, kimlerin oynama ihtimali var? Beşiktaş nasıl bir oyun anlayışı düşünüyor? Onları sizlere anlatacağım. E, şöyle başlayalım. İsterseniz e, kadro belli oldu zaten giden kadro. E, o kadroda Mert yok, Paulista yok, Raşitsa yok e, bu oyuncular sakatlıkları nedeniyle. Ersin Destanozlu listede ve bir umut var onu söyleyelim. E, Ersin Destanoğlu da e, Göktuğ Baytekin'de biz oynamak istiyoruz. Görev verirseniz e, hocam çok net bir şekilde en iyi şekilde görevi yapmaya çalışırız e, dediler. Onu söyleyelim. Ama tabii genç Göktuğ'un biraz daha e, tecrübesiz olmasının getirdiği bir dezavantaj olacak. Şimdi e, Lyon maçıyla ilgili olarak şunu söyleyelim. Yarın akşam saat 22'de başlayacak karşılaşma ve... Harm Osmer's yönetecek karşılaşmayı. E, bu maç öncesindeki son duruma şöyle bakabiliriz. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde henüz puanı yok. E, Ayaksa 4-0, Antrak Frankfurt'a da kendi evinde 3-1 yenilmişti. Buna karşılık Lyon 2 maçta elde ettiği 6 puanla gayet iyi durumda. Olympiakos'u 2-0 yenmişti. E, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti. Tabii ki bu başarısının yanında ligde de 13 puanla 7. sırada son 5 maçını kazanması belki de Olimpik Lyon açısından en önemli konu bu. Yani son 5 maçta aralıksız kazanıyorlar. Bu da Beşiktaş için bir e, tehdit bir tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Tabii bir, bir iki tane e, bu maçla ilgili ve maçın dışında haber de sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi Pierre Sague diyor ki e, teknik direktörü Lyon'un e, Zaha maçta oynayabilir diyor. Oynama ihtimali yüksek diyor. Tabi klasik o sözleri almak istemiyorum. Tabi klasik sözler neler biliyorsunuz hepiniz. İşte Rakibimiz çok güçlü bir takım. E, işte, e, oyun iyi oyuncuları var, iyi performansları var türünden sözleri bir kenara bırakıyorum. Çünkü bunlar zaten klasik Van Bronckhorst neler söyledi ondan da biraz bahsedelim. İyi savunma yapmaya çalışacağız dedi. Topun bizde kalmasının önemli olduğunu vurguladı. Geçiş ucumlarında etkili olan bir takıma karşı oynayacağız dedi. Oyuna ve topa hükmetmek istiyoruz dedi. Nitekim e, Pierre Sage'de, Beşiktaş oyuna ve topa hükmetmeye çalışan bir takım buna izin vermeyeceğiz dedi. Ersin'in durumuyla ilgili az önce söylediğim gibi onun son durumuna bakacağız dedi. Ee, ve takım kurulumu açısından yaşanan sıkıntıyı da e, söz etti. 28 oyuncumuz gitti, 8 oyuncu geldi. Buna e, mukabil e, lige iyi başladık. Takımın gelişiminden mutluyum dedi. Tabii lige iyi başladı ama Avrupa Ligi için aynı şeyleri söylememizin mümkün olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Şöyle e, devam etmek istiyorum. E, nasıl bir 11 bizi bekliyor? Tabii şimdi bu konuda. Ee, çok sayıda spekülasyonlar e, var. E, i̇şte o oynayacak bu oynamayacak e, haberleri var. Mesela Semih'le ilgili kararın e, son dakikada verileceğini söyleyelim. E, bugün e, kamuoyuna da yansıyan bir gelişme vardı. 4-3-3'e dönecek hoca e, demişlerdi. Tabi burada kalede Ersin ya da Göktuğ oynayacak. Svensson, Felix, Emirhan Masuaku e, ki artık em Felix ve Emirhan şu anda Gabriel Paulista'nın yokluğunda ortadaki stoper ikilisini oluşturdu. Şimdi üçlü bir orta saha kurgusu ki hani ben bunu çok sempatik bulmuyorum. Şöyle ki Endur, Şerendur, Musrati ve Jetson Fernandez. Tamam burası güçlü olabilir böyle olduğunda. Çünkü rakip takımın orta alanı da gerçekten... Ee, güçlü, vertot var, ee, Tolisso var. Ee, gerçekten orası da onlar içinde de Çakuret var. Ee, onlar da önemli oyuncular. Biraz sonra onların önemli oyuncularından da bahsedeceğim sizlere. Ee, ben Rafa'nın sağda, Muci'nin solda, Immobile'nin Santrofor'da oynayacağı. E, durumuna e, çok sempatik bakmıyorum. Rafa'nın klasik yerinde oynaması gerektiğini düşünüyorum. E, Semih'in de böyle bir maçta oynamasının doğru olacağını düşünüyorum. Ama e, tabii ki e, genel anlamda son dakikaya kadar hocalar bekliyorlar ve sonrasında e, son kararlarını verme gayreti içerisine giriyorlar. Bu arada e, şunu da söyleyelim. Derbi'nin hakemi de açıklandı. Arda kardeşler Pazartesi günü saat 20'de oynanacak olan e, maçı e, yönetecek e, Aslantepe'de oynanacak maçı Galatasaray Beşiktaş maçını onu da bir not olarak ekleyelim ve Lyon'la ilgili biraz size. Birkaç cümle bilgi aktaralım. Çünkü Lyon merak edilen bir takım. E, ne, nasıl bir takım? Çok gol atan bir takım değil ama gerçekten kaliteli oyuncuları var biliyorsunuz. Zaha da orada yer alıyor. Lyon'un oyun anlayışı bir kere hücum futbolu. Çünkü elindeki oyuncuların kalitesi biraz sonra isimlerden de bahsedeceğim nedeniyle daha yüksek tempolu ve hücum futbolunu daha önde önceleyen bir takım genellikle onlar da topa sahip olmayı seviyorlar tıpkı Beşiktaş gibi hızlı paslarla rakibi yıpratıp savunma arkası koşuları yapmaya çalışıyorlar ve zaten Lyon bildiğimiz gibi genç yetenekleri öne çıkaran bir takım birlikte defans yapıyorlar yani bütünsel kompakt bir defans yapıyorlar. Ve topu kazandıktan sonra da çok çabuk ön alana geçirme gayreti içerisinde bulunuyorlar. Tabi takımda gerçekten önemli isimler var. Lacazette zaten Alexander Lacazette bilinen bir oyuncu. En önemli hücum silahı 10 numarayla oynayacak Beşiktaş'a karşı. Tabi bu oyuncuların oynama ihtimali üzerine konuşuyoruz. Ee, Rein Şerke, e, çok gündeme geldi biliyorsunuz e, Türkiye'de transfer gündeminin önemli isimlerinden biriydi 18 numaralı formasıyla oynayacak daha çok kanat oynuyor ama 10 numarada oynayabiliyor genç yaratıcı bir oyuncu teknik becerileri ve birebirdeki adam eksiltmeleriyle dikkat çekiyor ve anahtar pasları ani çalımları dikkat edilmesi gereken oyuncular arasına onun alınmasına neden oluyor. E, Corentin Tolisso çok e, tecrübeli bir orta saha oyuncusu. E, hem savunma katkısı hem de ofansif katkısıyla çok dikkat çekiyor. E, tecrübeli bir oyuncu, oyun kuran, kritik bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Orta alanda onu çok boş bırakmamak gerekiyor. Ve e, genç orta saha oyuncusu Chakure. E, tabii tam okunuşu nedir bilemiyoruz ama... E, 6 numaralı formayı giyecek. Orta sahada oynuyor. Vertoğut'la birlikte Tolisso, Çakure üçlü. O üçlü gerçekten de çok tehlikeli bir üçlü. Genç bir orta saha oyuncusu. Yüksek çalışma temposu var. Yani çok mücadeleci, pas yeteneği, top kapma becerisi. Lyon orta sahasında önemli ve dikkat edilmesi gereken oyunculardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani oyuncular bu. Şimdi biraz da bu maçın dışında elimizde neler var onlara biraz bakalım. Beşiktaş'a başarılar dileyerek Lyon karşısında çünkü önemli bir karşılaşma olacak. Tayfur Bingöl ile ilgili bir karar aşamasında Beşiktaş kadro derinliği açısından Eyüp'e verdiği oyuncuyu devre arasında almak düşüncesinde. Genel anlamda gördüğümüz kadarıyla da e, Eyüp Spor buna sıcak bakıyor. E, Hasan Arat'ın transfer girişiminin devam ettiğini söyleyelim. E, transfer girişimindeki isim kim? Marco Asensio. Neden Hasan Arat dedik? Neden e, Marco Asensio dedik? Paris Saint Germain'deki kanat oyuncusu. 28 yaşında kiralık satın alma opsiyonuyla böyle bir düşünce var oyuncuyla ilgili. E, şimdi Lyon maçını bırakıp buna mı bakıyorlar diye diyebilirsiniz ama gerçekten de e, bir yandan da bu araştırmaları yapmak, e, oyuncularla temas kurmak, e, sıcak temas ve onları da izlemek önemli. İşte bu manada Nikola Zalewski de e, bir ısrarı var Beşiktaş'ın. 2025'te sözleşmesi bitiyor sol kanat oyuncusunun. Zaman zaman oynuyor, zaman zaman Roma'da oynamıyor. Ve roma Dinamo Kiev maçında Beşiktaş onu takip etme kararı aldı. Bakalım o karşılaşmada da o karşılaşmada forma giyecek mi? UEFA listesinde görünüyor ama iki maçta UEFA'da oynanan iki maçta da forma giymediğini hemen küçük bir not olarak ekleyelim. Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür etmeden önce Beşiktaş'a da başarılar diliyorum.